9. sınıf edebiyat dersinin 3. adımında coşku ve heyecanı dile getiren metinleri göreceğiz. Hemen girişimizi yapalım. 9. sınıf edebiyat. Evet, konumuz şiir ve zihniyetle başlıyor. Bir sanat yapıtında oluşturulduğu dönemin sosyal, siyasi, idari, sanat ortamı, kültürel, ekonomik özelliklerinin yansımasına biz zihniyet diyoruz. Oluşturulan şiirlerde de arkadaşlar o dönemin birçok özelliğini görebiliriz. Siyasi olaylarını, sosyal olaylarını, dönemin sanat özelliklerini, o sanat özelliklerinden yola çıkarak hangi zihniyette olduğunu bulma durumumuz söz konusu. Bilgi kutusuna yine dikkat etmemiz lazım. Oluşturulan sanat eserlerinde oluşturulduğu dönemin sanat zevkini görmek mümkündür demiş. Hemen Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiiri verilmiş. Ardından Baki'nin şiirleri verilmiş. Ve şimdi bu iki şiir arasındaki zihniyet bağını inceleyelim denilmiş. Baktığımızda birinci metinde normalde serbest bir unsur varken, dizeler hemen alt altayken, Baki'nin metni sadece iki dizeden oluşmakta. Yani bu beyit nazım birimiyle oluşturulduğunu gösterir. O da divan edebiyatı geleneğinin zihniyetinin hakim olduğunu karşımıza çıkarır. Her ikisinin konusu da ölümdür. Ölümden bahsetmiş. Kadri Hüseyin Musalla, Musalla Taşı yine ölümü çağrıştıran ölüm temalı şiirlerdir ama her iki şiirin oluşturuluş dönemi zihniyeti farklı olduğu için özellikleri de farklıdır. Baki'nin şiirinde, beyitinde daha doğrusu Arapça Farsça sözcükler yoğunken Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiiri günümüze daha yakın olduğu için Arapça Farsça sözcükler biraz daha azdır. Yukarıda yine benzer iki tane metin verilmiş. Biri Karacaoğlan'ın yani aşık edebiyatının özelliği ile oluşturulan şiirdir. Diğeri yine kârgâhı felevim bitmez işi çekme emek her tarakta bezi var çilesini gösterecek diyerek beyitle oluşturulmuş bir metindir. Her ikisinin de farklı unsurlarla yazıldığını görebiliriz. Birinci metin halk edebiyatı geleneğinin hakim olduğu döneminde oluşturulmuştur. Dönemin dil anlayışı doğrultusunda sade anlaşılırdır. Çünkü halk edebiyatı halka hitap edeceği için ister istemez daha sade, daha anlaşılır bir dil vardır. Nazım birimi dörtlüktür. Baktığınızda dört dizeden oluştuğunu görebilirsiniz. Öbürünün ise beyit olacak. Birazdan bahsedeceğiz. Ölçü olarak hece ölçüsü vardır. Mahlas kullanım geleneği, mahlas şairin takma adıdır arkadaşlar. Şiirlerinin genelde aşık edebiyatında şiirlerin son dörtlüğünde ya da son dörtlüğünde şair kendi adını kullanır ki burada da dörtlüğün ilk dizesine baktığınızda Karacaoğlan'ın adının geçtiğini görebiliriz. İkinci metin divan edebiyatı geleneğinin hakim olduğu dönemde oluşturulmuştur. Yine o dönemin dil anlayışına göre Arapça, Farsça ve tamlamalar ağır süslü bir dil. Nazım birimi olarak beyit iki dizeden oluşan bentler şeklindedir. Ya iki dizelik bölümlerdir daha doğrusu. Ölçü aruz ölçüsüdür. İlerleyen süreçte göreceğiz. Her iki şiirin ortak tek noktası temasının aynı olmasıdır. Yani biçim olarak birbirlerinden farklı ama tema olarak benzer şiirlerdir diyebiliriz. Örnek bir şiir var karşımıza, daha doğrusu soru var. Aşağıdakilerden hangisi içerdiği duygu yönünden yukarıdaki şiire anlamca en yakındır? 2010 LYS'de çıkmış, edebiyat kısmında çıkmış bir soru. Paylaşırsa dost paylaşılmış insanın derdini, sevincini. Dost ümidiyle ortalığa düşmeye gör. Hangi kapıyı çalsam kimseler yok. Hangi omuza dokunsam yabancı çıkar. Kimseler yok dediğine göre yalnızlıktan şikayetçi olmuş şair burada diyebiliriz. Burada yalnızlığı işleyen bir seçenek arayacağız. O da A seçeneğinde var arkadaşlar. Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım bağdı sabadan gayrı. Kendi gönlümden başka kimse bana yanmaz. Kimse kapımı sabah rüzgarından başka da kimse kapımı açmaz derken birilerinin kendisine yanına gelmemesinden şikayetçi yine şair. Yani yalnızlıktan şikayetçi. O nedenle verilen şiirle ortak temaya sahip olan dizeler A seçeneğinde kendini göstermiş. Yani farklı dönemlerde bilgi kutusunda da göreceğiniz gibi farklı dönemlerde oluşturulan şiirler ortak temayı çağrıştırabilir. Her ikisinde de yalnızlık teması vurgulanmış. Verilen birinci şiirde Cumhuriyet döneminin zihniyeti varken ikincisinde A seçeneğinde yani divan şiirinin özellikleri var. Örnek 2. Yukarıda numaralanmış bilgilerden hangileri verilen şiirlerin ortak özelliği değildir? Baktığınızda her ikisi de dörtlük. Yani nazım birimleri aynı.
Bunlar aynı. 7'li hece ölçüsü. Hece ölçüsünü bulmak için hecelerin sayısına bakmak lazım, dizeyi oluşturan. Burada teker teker heceye bakmamıza gerek yok. Ses harfleri saymamız yeterli olacaktır. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğerlerinde de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki birinci örnek 7'li ölçülü oluşturulmuş. İkinci örneğe bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Her iki şiir içinde 7'li hece ölçüsüyle oluşturulmuş diyebiliriz. Uyak şemalarına baktığımızda bu deminle bitmiş, bu günlerimle bitmiş. Yani bu kısım A, bu kısım A, bu kısım B, bu kısım B. Çaprazlama şekilde gittiğini görüyoruz. Buna baktığımızda burası A, yine burası A, burası B, burası A şeklinde karşımıza çıkıyor. Baktığımızda arkadaşlar burası gidene A, dikene bu da A olacaktı. Yine versin B, gizli sevda çekene bu da A olacak. A, A, B, A şeklinde. O halde bunların uyak düzenleri aynıdır diyemeyiz. Doğaya özgü ögelerden yararlanılmıştır. Evet, güneşten bahsediyor, güllerden bahsediyor. Bu doğrudur her ikisi de. Bir dilek belirtilmiştir. Direkt şiirlerde bir dilek örneği yoktur arkadaşlar. O nedenle cevabımız 2 ile 5 olacaktır. Ortak özelliği değil çünkü. Örnek 3'e baktığımızda hangisi içerdiği duygu yönden diğerlerinden anlamca farklıdır? Açıl bağın gülü nesrini ol ruhsar görsünler. Salun servi sanöver şive reftarı görsünler. Yani hepsini tek tek okumamıza da gerek yok aslında. Hepsine baktığımızda sevgilinin güzelliği anlatılmış. Ama E seçeneğine baktığımızda ey yarenler, ey kardeşler korkarım ben ölem deyi, öldüğüme kayırmazam ettiğimi bulam deyi. Ölümden korkmak, dünyaya verilen yaşama sevgisi gibi düşünülebilir bunun teması. O nedenle E seçeneğindeki tema diğerlerinden farklı diyebiliriz. E'de ölüm ve yaşamla ilgili bir tema varken diğerlerinde sevgilinin güzelliği anlatılmıştır diyebiliriz. Örnek 4. sorumuz. Bakalım. Birincisi Baki'den, ikincisi Karacaoğlan'dan alınan bu iki dize için hangisi söylenemez? Yollarda kaldı gözlerimiz, gelmedi haber. Bakarım bakarım, sılam görünmez. Her ikisi de yalın bir dille söylenmiştir. Her ikisini anlayabildiğimiz için, yabancı kelimeler olmadığı için bu doğrudur. Biri divan, öteki halk şiiri ile ilgilidir. Zaten Baki divan edebiyatı, Karacaoğlan da halk şiiri sanatçısıdır. Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir. Şiir geleneklerini ileride göreceğiz. Divan şiir geleneğinin ölçüsü aruzdur. Halk, aşık şiir geleneğinin ölçüsü hecedir. Bu nedenle her ikisinin hece ölçüsüyle söylendiğini vurgulayamayız ya da aynı ölçüyle söylendiğini vurgulamayız. Zaten heceleri, ses harfleri saydığınızda da bunu görebilirsiniz. Her ikisinde de bir bekleyiş vardır, doğru. İkisinde de kolay gibi görünen ama güç olan bir söyleyiş vardır. Buna sehli mümteni denir. Evet, bunu ben bile yazarım deriz ama oturup yazmaya çalıştığımızda yazamayacağımızı görürüz. Cevap bu nedenle C seçeneği. Beşinci soruya da bakalım. Bu beytle divan edebiyatının ortak konularından hangisi işlenmiştir? Aşk derdiyle hoşem, el çek ilacımdan tabip, kılma derman kim helakim zehri dermanındadır. İlk ifadeden çıkarabiliriz sorunun cevabını. Aşk derdiyle hoşum. Aşkın bir dert olduğu, yani bir acı olduğu ve bundan da hoşnutluk, duyulan mutluluk vardır. Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir diyebiliriz. Şiirde ahenk unsurları nelermiş ona bakacağız. Şiirde ahenk unsurlarının en önemlisi uyaktır. Ardından uyak düzeni. Sonra redif ki uyakları bulmak için redifleri bilmek lazım. Ölçü. Daha sonra biraz daha az önem taşıyan aliterasyon, asonans, tekrir gibi kavramlar karşımıza çıkmakta. Uyak yazılışları aynı, anlamları ve görevleri farklı ek veya sözcüklere uyak denir. Ses bakımından aynı olacak ama anlam ve görevi farklı olacak. Biz buna uyak diyoruz. Yani mısra sonlarındaki benzer seslere uyak diyoruz. Mısra sonlarındaki aynı seslere ister ek olsun ister sözcük olsun görev ve anlamı aynı olan seslere ise redif diyoruz arkadaşlar. O halde farklı sesler varsa biz buna uyak diyoruz. Aynı ek
veya kelime varsa buna da redif diyoruz. Şimdi baktığımızda gözyaşım dertten değil nehir, her damla su değil zehir. Yukarıdaki dizelerde benzeyen sesler ehir uyak görevindedir. Nehirle zehir zaten kök halinde. Aynı kelime değil. Benzerlikler de yok. O nedenle burada rediften bahsedemeyiz. Şuradaki ehir sesleri sadece benzerlik yoluyla oluşturmuş. Kafiyeyi karşımıza çıkarmış. Kara talih ile olunmaz yarış. Eğer küskün isen gitmeden barış. Yarışla barış yine kök halinde sözcükler. Burada ses benzerliği ya da aynı kelime olmadığı için, daha doğrusu aynı ek ve aynı kelime olmadığı için rediften söz edemeyiz. Bu sesler sadece benzerdir. Benzer olduğu için de bunlara göre görevce uyak diyeceğiz. Eğer ek almış sözcükler arasında uyak aranacaksa görevleri ve anlamları aynı olmayan ek ve sözcükler uyak olacaktır. Bazen birinde farklı ek diğerine farklı ek olarak karşımıza çıkabilir. Mesela bu dizeye baktığımızda sayıklar kelimesinde de ler var, kayıklar kelimesinde de ler var. Ama birinde sayıklamaktaki re geniş zaman ekiyken diğerinde lar çoğul ekidir. O nedenle biz kalkıp da bunlara aynı ekler olmadığı için redif diyemeyiz. Bunlar yine uyağı oluşturan seslerdir diyebiliriz. O halde aynı ek ve kelimeye redif diyeceğiz. Benzer seslere ise uyak diyeceğiz deyip uyak çeşitlerine geçilebilir. Mesela örnekler verilmiş. Onlara da bir bakalım. Sonra uyak çeşitlerine geçelim. Sevgi ektim, naz biçmeye çalıştım. Ne zamana, ne kendime alıştım. Tımlar rediftir. Doğru, çünkü dili geçmiş zamandır. Ardından da M birinci tekil şahıs ekidir. Her ikisinde aynı. Aynı ekler olduğu için bunlara redif diyeceğiz. Alış ifadesine baktığımızda çalışmak, alışmak bunlar kök halinde. Kök halinde olan ifadeler aynı kelime olmadığı için sadece sesler benzerdir. Ona da uyak diyeceğiz. Geldik diğer örneğe. Döküldü, söküldü kelimelerle bitmiş dizeler. Ül, dökmekten dökülmek, sökmekten sökülmek, üller orada fiilden fiil yapım ekidir. Yani aynı ektir. Diler de yine görülen geçmiş zaman ekidir. Aynı ektir. O halde üldülere biz redif diyeceğiz. Dökmek, sökmek kök halinde bunlar. Aynı kelime ya da aynı ek olmadığı için redif diyemeyiz. Buradaki öklere de uyak deme durumumuz var. Uyak çeşitlerine artık bakabiliriz. Uyak çeşitleri yarım uyak, yani tek ses benzerliği olan uyak türüdür. Örneğe baktığımızda biri dertle bitmiş, diğeri zahmetle bitmiş. Dikkat edersek sadece T sesleri benzer. Herhangi bir ek ya da aynı kelime olmadığı için redif diyemiyoruz. Tek ses benzerliğinde de yarım uyak dediğimiz için bu dizelerde yarım uyak kullanılmış. İkinci örnekte doğar, yağar, arlar geniş zaman ekleri olduğu için rediftir. Doğmak, yağmak kelime kökünde tek ses benzerliği var yine. Burada yarım uyak karşımıza çıkmış. Üçüncü örnekte dallar, yıllar derken larlar isimlere gelen çoğul ekidir. Yani aynı ek. L'ler de kelime kökünde yarım uyağı oluşturur. Bu yola ifadeleri diğer örnekte sözcük halinde rediftir. Çünkü anlamı da aynı kelimeler. Bunlara sözcük halinde redif diyoruz. Tı, tü şeklinde bunlar dili geçmiş zamandır. Verilen sesin farklı olduğuna bakmayın. Aynı ekler olduğu için yine karşımıza redif olarak çıkmaktadır. Çıkmak ve dökmek arasında da tek ses benzerliği vardır. Herhangi bir aynı ek ya da aynı kelime olmadığı için o tek sese biz yarım uyak diyeceğiz. Örneğe baktığımızda hangisinde yarım uyak kullanılmıştır? Taşa, kardeşe derken ağlar burada yönelme hali olduğu için rediftir. Aşlar da arkadaşlar kelime kökünde olduğu için bu tam uyaktır. Birazdan göreceksiniz zaten. O nedenle bunu eledik. Yağmur yağar, mor sümbüller bitirir, yel estikçe kokuların getirir. Bitirir ile getirir'e bakacağız. İrler geniş zamandır. Daha sonra tirler de arkadaşlar. Üç ses benzerliği olduğunu gösterir. O nedenle bu da yarım uyak değildir. Aradan, yaradan kelimelerine baktığımızda danlar redif olsa dahi aralar yine birden fazla ses benzerliği olduğunu gösterir. Tek ses benzerliği değil. Ateşlere, neşlere, e'ler yönelme halidir. Yani ek olarak rediftir. Ateşler ve neşlerde de erler tam yok olarak. Yani iki ses benzerliği olarak karşımıza çıkar. Gelelim cevap olan E seçeneğine. Döndü, indi, düvedi. Görülen geçmiş zaman eki olduğu için bunlara biz redif diyeceğiz. Dönmek, inmek sadece N sesi kaldı benzer. Buna da arkadaşlar tek ses benzerliği olduğu için cevabımız bu olacak. Yani E seçeneğiyle bu kısmı verilmiş olabiliriz. Diğer örneklere bakalım. Diğer konuya geçelim daha doğrusu. Tam uyak.
Tam olarak iki ses benzerliğidir arkadaşlar. Verilen ilk örneğe baktığınızda hiç ve kerpiç ek yok burada. Aynı kelime de yok. O nedenle rediften bahsedemeyiz. İçler tam uyak olarak karşımıza çıkar. Ardından bende, değirmende derken D'ler zaten farklı renkle gösterilmiş. Aynı ek bulunma hali yani redif. Benle, değirmende enler tam uyak. Hanını, canını derken ınılar aynı ekler. Hanla can arasında yine iki ses benzerliği var. Tam uyak. Taç değil, haç değil, değiller sözcük haline redif çünkü aynı kelime. Taçla haç arasında da açlar yine tam uyak olarak karşımıza çıkmıştır. Örnek 7'de hangisinde tam uyak vardır diye söylenmiş. Burada arkadaşlar A seçeneğine baktığınızda delik, perdelik derken dört ses benzerliği var. Bu tam uyak olamaz. Minare, çare derken redif yok burada çünkü ek yok. Üç ses benzerliği var. Bu da tam uyak olamaz. Diyar, bahtiyar derken yine redif yok. Üç ses benzer, dört ses benzerliği var hatta. Üsküdar, kadar derken redif yok. Darlar, üç ses. Gelelim dondurmuşlar, kondurmuşlara. Donmaktan dondurmak, konmaktan kondurmak. Burası fiilden fiil yapım eki. Sonra şunlar da geçmiş zamanla şahıs ekleri. O zaman durmuşlar redif olarak düşünüldüğünde geriye konmakla donmakta iki ses benzerliği kalıyor. İki ses benzerliği de tam uyak olarak karşımıza çıkar. O nedenle cevabımız E seçeneğidir.